Zonguldak'a hoş geldiniz arkadaşlar. Reş on the way ile rotalarımıza devam ediyoruz. Batı Karadeniz'i keşfetmeye devam ediyoruz. Şu anda Zonguldak'a geldik. 2 gün boyunca buranın doğal mekanlarını, tarihi mekanlarını, birçok güzelliklerini keşfedeceğiz. Gastronomisini anlatacağız. Diğer kültürel özelliklerini de sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Rotamıza yavaş yavaş başlayacağız. Hem şehir içinden hem de şehir dışından da mekanlar olacak. Benimle kalmaya devam edin. Şimdi Zonguldak'ta rotalarımıza başladık. İlk durağımız Maden Müzesi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Zonguldak taş kömürüyle ünlü bir ilimiz ve burada birçok termik santral de var ve bu termik santrallere bu taş kömürü bu şehirden çıkartılıyor ve bununla ilgili şehir merkezinde bir müze yapıldı. Tabii müzenin önce eğitim ocakları kısmından başlayacağız. Sonra içeride maden kömürünü ya da bu konuyla ilgili tarihi incelemeye çalışacağız. Anlamak için bir çalışma yapıyor bize. Hani kafese girip böyle aşağı iniyormuş gibi bir hissiyat yaratacak, yapılacak zamanla. Tabii o genel ziyaretçiler için güzel bir deneyim olacak. Biz şu an buradayız. Deniz seviyesinden 28 metre yukarıdayız biz de. Seviyeler belirlenirken deniz sıfırlanır. Denizin üzerindeysek artı, altındaysak eksi diye isimlendirilir. Deniz seviyesinden 28 metre yukarıdayız. Buradan yaklaşık 100 metre kadar ileri gideceğiz. Şurada bir ayak var. Şimdi şurada şöyle bir kömür olduğunu hayal edin. İçeride size öyle anlatacağım. Bu kömürün nasıl aldığımızı kısaca anlatacağım. Şimdi iki de fotoğraf çıkın. Çekip yavaş yavaş geri çıkacağız. Konuşurlar. Aynı o şekilde. Vallahi işler böyle yan yana düzülüyor. Ekipler halinde. Bu cepheye doğru. Her gün tabii aynen. Her gün burayı bir have, 1 metre 20 santimdir bir have. Bugün buraya alıyorlar. Evet, şimdi biz yaklaşık bir yarım saat boyunca buradaki kömürün çıkartılmasıyla ilgili, madencilikle ilgili bazı bilgileri aldık. Şu anda eğitim mağarasını, yani eğitim madenin için dedik daha doğrusu. Yüksek maden mühendisimiz bize bu konuyla ilgili çok güzel bilgiler verdi. Ya bunu bir daha söylemekte yarar var. Gerçekten bazı mesleklerin kıymetini bilmemiz lazım. Daha doğrusu kendi mesleklerimizin kıymetini bilmemiz lazım. Çünkü o kadar zor meslekler var ki. Bence dünyadaki en zor ikinci meslek diyebilirim. Çünkü ben Hindistan'da hani şey vardı, tuvalet temizleyenler vardı. Ülke olarak dünyanın en büyük tuvaleti diyebiliriz. Onu temizleyenler var. Bu da yani ondan sonra gördüğüm gerçekten en kötü ve zor koşullarda çalışılan mesleklerden bir tanesi. O yüzden haklarının sonuna kadar verilmesi gerekiyor. Madencilerimizin her zaman olduğu gibi yine yanındayız. Allah yollarını bahtlarını açık etsin. Şimdi birçok bilgi aldık ama şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Acil bir durum olduğu zaman, tamamen içerisi karanlık olduğu zaman bu artık iplerden tutarak yönlerini buluyor madenciler. Bu taraflar gördüğünüz gibi sivri tarafına dokunuyorsanız doğru yolda olduğunuzu söyler. Ters taraftan tutuyorsanız da artık yanlış tarafa, yani ters tarafa gittiğinizi gösterir. Onun dışında zaten toplar var. Hemen böyle ışıkla yansıyan reflektörler var. Bakın şunun gibi. Bu ışık vurduğu zaman hangi tarafın hangi yeşil ya da kırmızı taraf yanıyor. Bu şekilde de işte çıkışa doğru gidiyorlar ve en önemlisi de bunlar yıllar önce yokken, yani 1000 yıl önce sonuçta bu tür teknolojiler yoktu ve madenciliğin geçmişi gerçekten çok fazla. Su akış yönüne doğru buluyorlarmış çünkü madenler eğimli oldukları için içerideki suyun tahliye edilmesi gerekiyor. Ve bu suyun akış yönünden de yollarını bularak dışarıya çıkabiliyorlarmış. Şimdi müzenin içine girmeden önce dışarıdaki eski maden araçlarını göstermek istiyorum. Bu bahçe boyunca bunlar sergileniyor arkadaşlar. Taş kömürü çıkartmak için kullanılan bütün materyalleri, rayları, diğer işte taşıyıcı konveyörlerini hepsini burada görebilirsiniz. Burada da maalesef karşımızda da bu kazalarda şehit olan, maden kazalarında şehit olan bütün madencilerin isimleri ve tarihleri var. Allah bir daha yaşatmasın istiyoruz. Ve sonra da işte şu binaya içeri gireceğiz ve içeride de diğer bilgileri almaya çalışacağız. Artık çağ buhar çağıydı. Hatta gemiler artık zırhlı yapılmak zorundaydı. Çağ onu gerektiriyordu. Artık sanayi büyük sanayiye, dev sanayiye dönüşecekti. Niye sanayiden söz ediyorum? Fazla hiçbir şey konuşmuyorum. İnanın o kadar özet anlatıyorum ki. Sanayi devrimini anlatmazsak, sanayi devriminden söz etmezsek bu yarım kalır. Usta ve barutçu Ateşleme Mahalli'ne gelecek.
lağım var, lağım var diye söyleyecek üç kere, ateşleyecek. Bu manyotada bir sıkıntı oluyor. Bunu bu bir türlü yapamadı, patlamadı. Patlamaması da aslında madenciliğin gereğidir, patlamayabilir. Patlamazsa yapılacaklar var. Alt taban yolundan kömürü alıyorsunuz. Alt taban yolundan kömürü 3 tonluk veya 3 tonluk vagonlarla naklediyorsunuz. Yukarıya taşıyorsunuz, düşey nakliyat, kuyuyu görüyorsunuz. Şuna kara sahası diyoruz. Şu an bir işletmedeyiz. Daha Zonguldak'a gelmedik. Üstünde hiç ev yok. Olmaması da gerekir. Kömür havzası burası. Hiç ev olmadığını düşünün. Zaten olması gereken sanayi ve sosyal yapılar bile izine tabi. Ben buraya kuyu yapacağım diyeceksiniz maden dairesine. Ben buraya sosyal konut yapacağım diye izin alacaksınız. Bırakın gecekonduyu. Şimdi madencilikle ilgili ikinci müzemiz Zonguldak Maden Şehitleri Müzesi arkadaşlar. Yani adından anlaşıldığı gibi bir anlam çıkarmayın. Çünkü burasında biraz daha madenciliğin geçmişiyle bugüne kadarki envanterlerini, o dönemde kullanılan eşyaları ya daha yazılı bir şekilde anlatılan bir yer. Çok güzel bir tepenin üzerindeyiz. Tam olarak bu bölgenin ismi nedir? Üzülmez mevkindeyiz. Çok güzel ağaçların arasında ormanla iç içe bir yer. Hani vaktinizin arta kalan bölümlerinde de bu tarafı da gelip yine madenciliğe merakınız varsa ziyaret edebilirsiniz. Evet, şimdi Zonguldak'ta görebileceğiniz en tatlı mekana geldik arkadaşlar. Burası Zonguldak Fener'in olduğu yer. Yaklaşık 110 yıllık, hatta 111 yıllık bir fenerin altındayız. Şimdi birazdan orayı size göstereceğim zaten. Burası Zonguldak'ı izleyebileceğiniz en güzel noktalardan bir tanesi. Harika kafeler, restoranlar var. Hatta civarda da Fransızlar ve İtalyanlar döneminden kalma, daha doğrusu bu Zonguldak madenlerinde çalışan birçok Fransız ve İtalyan olduğu için onların evleri de var. Çok güzel ormanlık yollar da var. Ve sonrasında da böyle güzel bir kafeye açılıyor. Civarda yine birkaç restoran daha var. Yemek de yiyebilirsiniz. Sonra gelip burada gün batımının tadını çıkartıyorsunuz. Gerçekten yani inanılmaz güzel. Ben çok beğendim. Hemen videoyu da bitirip keyfini çıkaracağım. Zonguldak'taki doğal mekanlara turumuz devam ediyor arkadaşlar. Şu anda da Gökgöl mağaralara, yani yaşayan mağara. Yaşayan mağara dedim hocam. Evet. Yaşayan mağara Gökgöl'e geldik. Burası Zonguldak merkeze çok yakın bir yerde. Yani birkaç kilometre içinde buraya gelebiliyorsunuz. Zonguldak'ta 40 tane mağara var bu civarda ve bunların içerisindeki en ünlülerden bir tanesi de burası. 875 metrelik bir parkurda yolumuza devam edeceğiz. Burada yaklaşık 600 küsur metresi de engelliler için de yapılmış bir mağara. Çok güzel yürüyüş yolları var. Yani burayı rahatça gezebilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi yani Zonguldak zaten doğal bir doğal oluşumlarla çevrili bir yer. O yüzden rotanızı oluştururken bu tarz doğal mekanları da mutlaka listenize eklemelisiniz. Şimdi biraz da mağara hakkında bilgi vereyim. 350 milyon yaşında bir mağaradan bahsediyoruz ve yaz kış içerideki hava sıcaklığı 16 derece arkadaşlar. Yani değişmiyor hava sıcaklığı. Astım hastaları için ya da nefesle ilgili problemi olan hastalar için de gerçekten iyi bir mağara. Burada nefes açıcı, böyle rahatlatıcı, ferahlatıcı bir özelliği de var. Şimdi içeriye doğru giriyoruz. Başta bir karanlık bölge var ama ondan sonra ışıklandırılmış kısma devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi ışıklandırılmış kısımlara geldik. Böyle alçak bir tavan var. O yüzden çok dikkatli yürümelisiniz. Sürekli sağdan soldan damlalarla sular akıyor sakıp deliklerden. Yani jeolojik zaman anlamında gerçekten çok eski bir mağara. 300 küsur milyon yıldan bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi böyle küçük şelaleler de oluşmuş arkadaşlar. Özellikle yağmurlu havalarda, ki zaten Zonguldak'ta yağmur bitmez. Böyle sürekli akıyorlar. Işıklandırmalar da gerçekten başarılı. Tam anlamıyla açılmadı. Ama burası gerçekten muazzam. Işıklandırma başarılı mı? Orası başarılı. Şimdi gördüğünüz bu kısım arkadaşlar, yeraltı nehrinin başladığı kısım. Şurada doğal bir sifon var. Şu an çok göremiyorsunuz belki ama oradan akıp gidiyor artık. 60-70 santim derinliğinde burası. Ve dediğim gibi alçak tavanlar var ve böyle sürekli akıyor. Damlalar kapanız. O yüzden çok dikkatli yürümelisiniz. Arkadaşlar bakın şu gördüğünüz damlalar, eğer hiç dokunulmazsa ya da işte herhangi bir etki olmazsa 150 yıl boyunca bu şekilde kaldıktan sonra taşlaşıyor. Ve o bizim o gördüğümüz muhteşem sakıkla diklerdeki o minik çıkıntıları oluşuyor. Bakın örnekleri var zaten buralarda. İlginç şeyler ya. Gerçekten muhteşem.
Oh. Gel gel sen de çek. Ne o? Abi çok ilginç bir şey ya. Taşa baksana Ozan. Oha. Güzel taşlar. Arkadaşlar bakın rüzgar etkisiyle oluşmuş taşlar bunlar. Kağıt gibi sarmal bir şekilde yukarı doğru uzanıyor. Bakın şunlar kağıt gibi ya, buradaki incelik hepsi kağıt gibi. Galeri boyunca yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yani dediğim gibi 875 metreden bahsettim size videonun başında. Çok karanlık içerisi ama bazı yerler gerçekten harika görünüyor, harika ışıklandırılmış. Nehir de size zaten eşlik ediyor. Toplamda 3.3 kilometre boyunca böyle bir nehir akıyormuş. Tabii bunu sadece 800 metre civarında görebiliyorsunuz. Bu kısımda Mucizeler Salonu ya da Mucizeler Galerisi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en renkli kısım burası. Artık burada küçük bir teras var. Aşağıyı izleyebiliyorsunuz. Yani jeolojik oluşumlarıyla ilgili çok bilgi vermek isterdim ama bizim de bilgilerimiz kısıtlı bununla ilgili. Bir araştırma yapmak lazım. Evet, bakın böyle yay yerde cam köprüler var arkadaşlar. Şu an biraz kirli, daha dediğim gibi tam açılmadı burası. Aşağıyı görebiliyorsunuz galeriler arası yürürken. Şimdi bir ilginç mekana daha geldik arkadaşlar. Burası Varagel Tüneli. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki bu tünel zamanında Fransızların kömürü yukarıdan liman arkasına taşımak için kullanılmış, açılmış. Şimdi buradan da biz liman arkasına ineceğiz ve inanılmaz bir mağara çıkışına varacağız. Biz de merakla bekliyoruz. Burası Fener Mahallesi. Yani zaten Zonguldak merkezde gezilecek yerler öyle çok aman aman değil. Ama merkezde bulunan mekanlardan biri olan Deniz Feneri'ne geldikten sonra aşağıya da buradan inebilirsiniz. Yine dediğim gibi çıkışında muhteşem görüntüler elde edebilirsiniz. İşte tünelin çıktığı yer arkadaşlar. Burada bir mağara daha var. Hatta Kelebeğin Rüyası filminin bazı sahneleri de burada çekilmiş. Meşhur mağara ağzı burası. Şimdi buraya boşuna demir ağlarla örüldü denilmiyor arkadaşlar. Çünkü her yerde eski tren raylarının bıraktığı, onların geçtiği tüneller var arkadaşlar. Şimdi bir tünelden çıktık, diğerinden de diğer tarafa geçeceğiz. Buradan da karayolundan işte Harmankaya Şelalesi'ne doğru yolumuza devam edeceğiz. Yani görüyorsunuz Zonguldak gerçekten değeri bilinmeyen yerlerimizden bir tanesi. Hem doğanın hem de işte kendi kültürüyle harmanlanmış bir şehir olmasına rağmen çok bilinmiyor, çok görülmüyor. Coğrafyanın biraz zorluklarını yaşıyor ama inşallah ileriki zamanlarında işte bu Batı Karadeniz Ekspresi daha aktif hale getirildiğinde buraya yoğun bir göç olacaktır diye düşünüyorum. Yani gezgin ya da turist göçü olacağını düşünüyorum. Bakın bir işte bu tünel sonrasında da karayoluna doğru devam ediyoruz. Evet, doğal rotalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda Harmankaya şelalelerinin olduğu yere geldik. Bu kulvarda 10 tane şelale var arkadaşlar. 4,5 kilometre uzunluğunda bir parkur. Ancak bizim görmek isteyeceğimiz Harmankaya şelalesi bu 10 şelalenin 4 büyük şelalesinden bir tanesi ve 45 dakikalık bir yolculukla oraya varacağız. Şu an mevsim olarak kötü bir mevsim halen ama şansımıza güneş açtı. Biz de işte artık çekimler yapmak için oraya doğru gideceğiz. Zorlu bir parkur, o yüzden sıkı bir giyinin ve ayakkabılarınız da sağlam olsun. Kaymak istemiyorsanız. Şimdi rotamıza başlıyoruz.
Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Bakın şelale acayip bir yer. Yani birazdan yani deneyeceğim. Çok istiyorum şu merdivenlere tırmanmayı ama biraz da korkuyorum çünkü kar suları eriyor. Bunlar buz gibi su şu anda. Etrafta da inanılmaz bir rüzgar var açıkçası ama bakalım, her an bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Acayip ya.